Beyaz Bayrak Aynı programından bir kez daha merhaba. İki haftalık aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine gerçekten dop dolu bir program var. Konuşacağımız çok koşu, değişen değişmeyen koşular, haftanın koşuları ve bunun yanında yine özel haberlerimizle karşınızdayız. Keyifli bir program bizleri bekliyor olacak. Bence kumandayı elinizden bırakın ve keyifli bir şekilde 90 dakika boyunca Beyaz Bayrak Aynı programını izleyin. İkinci bölümde de çok enteresan isimler huzurlarınızda olacak diyelim. Ve noktayı koyayım. İki haftalık süreç gerçekten oldukça uzun. Oktay'a dönelim. Bakalım bu süreci nasıl değerlendirdi? Merhabalar öncelikle Barbaros abi. İzleyicilerimize de merhabalar. Herkese keyifli seyirler. Bize de iyi yayınlar. Güzel bir program, güzel bir akışımız var. İki haftalık süreçte birçok tartışmalı koşu oldu. Bunların bazılarını ekrana getireceğiz. Özellikle dikkat çekeceğimiz önemli detaylar benim ve Enver abinin güzel yorumlarıyla birazdan arada ekranlarda ben de olacak. Ya. Ucundan kıyısından belki girersin abi. Size bırakıyorum sözü. Benden senin sahne alacağın kısım ikinci kısım Barbaros abi. Evet. Bugün senden çok isabetli tahminler bekliyoruz. Oldukça iddialı gördüm seni yayından önce. Bugün güzel atlar gelecektir diye düşünüyorum İnşallah. Senden. İkinci bölümde de Pazar İstanbul koşulları için izleyicilerimize yardımcı olacağız. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Teşekkürler Enver. Vallahi iyi bir giriş yaptı Oktay. Sözleri kısalttı bende. Umuyorum program içerisinde böyle olmaz. Uzun uzun konuşabilirim. Çünkü söyleyeceklerimin birçoğunu öncesinde adeta sözcü oldu. Keyifli bir yarış haftasıydı. Sezon belki bitiyor gibi gözüküyor ama sizin sıklıkla dile getirdiğiniz işte mevsimsel geçişler, pist faktörleri, yorgun safkanlar ya da kışa hazırlanmaya çalışan ekipler. Hepsi bir araya geldi. Aslında cazip oyun kurgusu peşinde olan yarışseverler için çok böyle fırsat dönemleri gibi duruyor. Sonbahar çok keyiflidir. Sonbaharın ayrı bir tadı var. Sonbaharda at yarışı başkadır. Sloganıyla. Tabii ötekini diyemiyoruz. Ötekini dersek evde sıkıntı çıkar. O yüzden ben iyi bir hafta geride kaldı. Keyifli bir hafta da bizi bekliyor diyorum. Konuşulacak, tartışılacak çok mesele var. Çok. O yüzden size topu geri atayım. Peki. Hadi bir ödülle başlayalım. Güzel tamam. Bir haberle başlayalım. Evet. Sevgili Kadir Çivici, hepiniz artık tanıyorsunuz, programlarımıza da sık sık konuk oluyor. Türkiye Jockey Kulübü'nün fotoğraf sanatçısı. Oldukça başarılı işlere imza atan bir kardeşimiz. 1 Ekim Cumartesi günü Uluslararası Siena Uluslararası Foto Ödülleri hemen resimde ekrana geldi. Yarışmaya katıldı ve Büyüleyici Yüzler ve Karakterler kategorisinde Mutlu At ve Kız Olağanüstü Sanat Eseri Ödülü'ne layık görüldü. Mutlu At ve Kız resmiydi ki bir kez daha gelecek. Barbacığım o resim burada kalsın biraz ekranda lütfen. Müthiş, müthiş bir resim. Kadir'in fotoğrafçılığın tekniğinden söylenecek fazla bir şey yok ama resim seçme, senaryo bölümünde de çok kabiliyetli ve yetenekli olduğunu çok net söyleyebiliriz. Ayın ikisinde de 2 Ekim'de de ödüller sahiplerini buldu. 55.000'e yakın fotoğraf ve ciddi bir katılım söz konusu. Evet. Ve bu kadar zorlu bir 7 yıldır düzenlenen bir yarışma. 200'e yakın ülkeden 55 bine yakın fotoğrafla sanatçılar katılmış. Bu özel resimde de ödüle layık görülüyor. Büyüleyici Yüzler ve Karakterler kategorisinde birinciliği kazanıyor Kadir. Oktay ne dersin? Çok keyifli ve iki en çok sevdiğimiz evlatlarımız ve atlar evet. İkisinin bir arada buluştuğu müthiş bir resim. Müthiş bir kare, müthiş bir fotoğraf. Değil zaten mi? Kadir abi bir kere gerçek bir sanatçı. Kesinlikle. Yani yıllardan beri çekmiş olduğu fotoğraflarla gerek yarış esnasında, gerek yarış öncesi, gerek yarış sonrası çekmiş olduğu birçok fotoğrafla zaten yarışçılık gündeminde de ses getiren çok kıymetli bir sanatçı bizim Kesinlikle. İçin. Türkiye Jockey Kulübü için bir değer olduğunu düşünüyorum. Kendisini de çok seviyorum. Gerçekten sanatçılığı dışında çok da beyefendi bir kişi. Kesinlikle. O yüzden bu ödüle de çok çok layık olduğunu düşünüyorum. Bizi de gururlandırdı gerçekten almış olduğu ödülle. Ülkemizi yurt dışında bu şekilde temsil etmesi de gerçekten gurur verici bizim adımıza. Kendisine buradan tekrar çok çok teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Kadir öyle bir sanatçı ki bu ödüller sık sık karşımıza geliyor ve bizi mutlu ve gururlandırıyor. Kesinlikle. Aynen öyle. Enver ne dersin? Ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Tabii yakın arkadaşımız, sevdiğimiz bir dostumuz. Kardeşimiz. Biliyorsunuz sinemada Kadir İnanır'ın getirdiği tarzda işte Kadirizm diyorlardı. Ben işte Oktay bilir ne zaman sevgili Kadir Çivici ile karşılaştık Kadirizm
derim. Çünkü Kadir sayesinde, Kadir Çivici sayesinde hipodromda herkes güzel kareler yakalamak için böyle kendince bir çabaya girişiyor. İşte telefonunu ayarlıyor, yarışın belli bir yerini çekmeye çalışıyor. İşte start Kadir'i, Kadir'i mentionlıyor ya da işte storylerinde ona gönderme yapıyor. Evet. Neden? Kadirizm rüzgarı var. Bu markalaşmak bence o kadar kıymetli bir şey ki. İşte yani atıyorum Gültekin Alpay gibi yarış anlatmak, Kaan Kınak gibi yarış anlatmak. Atıyorum bunlar çok marka işler. Tabii ki. İşte Halis Karataş gibi ata binmek. Ne bileyim Süleyman Aktı gibi yorum yapmak falan. Hani bu tarz böyle markalaşabiliyor olmak ve Kadir Çivici gibi fotoğraf çekmek. Yani bir camia düşünün. O camianın bir tarafındaki kulvarı adam markalaştırmış. Ve dibine kadar da hak ediyor. Kadir Çivici'ye tek eleştirim var. Hep güzel kızlar kullanılıyor fotoğraflarında. O Kadir'i mi diyorum? Bir kere de bizim Bersin fotoğraflarını çek bir atla. Hep güzel kızlar fotoğraflarda. Öyle de takılırım arada. Ben Santana'nın güzelliğine bakar mısın? Bir kere bu fotoğraf müthiş. Hakikaten yani hak ettiği değeri buldu diyorum müthiş. Ben. Evet. Atların özel çocuklarla iletişimi her zaman insanların çok anlayamayacağı kadar derin ve güçlü bağlarla örülü. Çok. Ve bu kız kardeşimizin bu güzelliğin ata verdiği bu şaşkın ama mutlu. Evet. Tabii hem şimdi çok heyecanlı hem heyecan ve çok var, mutlu. Hem mutluluk var. Hepsi bir arada. Özel diyoruz ya. Yani kendi duygularını yansıtmakta da özel. Bunu kesinlikle. Herkes başaramaz. Çok iyi gerçekten. Atın da onun karşısındaki o itaati ve onun özelliğine ondan aldığı enerji. Evet, enerjiyi aynı şekilde yansıtması çok büyük bir kare. Hak ettiği değeri bulmuş. Kadir gerçekten büyük bir sanatçı. İyi ki de arkadaşımız, iyi ki de böyle bir değeri tanıyoruz. İyi ki de markalaşmış. Kesin. Çünkü at gibi çok fotojenik bir canlıyı insanlarla bu kadar güzel buluşturabilmek de önemli bir meziyet. Peki sevgili Kadir'i gerçekten kutlayalım. Tekrarlarını dileyelim ödüllerini. Kadir zaten bunun işi sık sık gerçekleştiriyor diyelim. Maalesef bu güzel haberden sonra üzücü bir haberle devam ediyoruz. 1 Ekim Cumartesi günü geçtiğimiz hafta Birkan Bora Akarsu'ya ait Şimşek Efe ve Kotku isimli safkanlar ile ilgilerini taşıyan araç maalesef Ankara yakınlarında bir kaza geçirdi. Kaza sonucu seyis başı Fatih Şimşek ve safkanlar yaşamlarını yitirdiler. Erol Akdaman ve Ramazan Demir hafif yaralı halde tedavi altındalar. Kardeşlerimize geçmiş olsun dileyelim ama hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet ve sabır diliyorum. Gerçekten zaman zaman yaşadığımız ve üzücü bir kaza. Allah gani gani rahmet eylesin. Akarsu ekürüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Büyük geçmiş olsun. Söylenecek fazla bir şey yok bu tarz durumlar için. İsterseniz zaman kaybetmeden haftanın koşullarına geçelim. Tabii ne ki. Dersiniz? Evet. Peki. 1 Ekim'e gidelim arkadaşlar. Ankara'dayız. Kardeşcan uzun süre sonra en son yarışını 15 Şubat 2022'de kazanmıştı. Tekrar kazanarak bir ciddi bir başarıya damga vurdu Kardeşcan. Görelim onu starttan itibaren. Evet. Özaydın ve Zafer Meydanı mücadelesine ilerleyen metrelerdeki sarı kırmızı forması izlediğimiz Kır Safkan içeriden Mahsun Kral da girecek ki dediğim gibi ilerleyen metrelerde koşuyu kazanacak pozisyona da geliyor Mahsun Kral. Şu anda üçüncülükte gördüğümüz isim ama sıralamalarda 1 ve 2'de değişiklik yok. Özaydın ve Zafer Meydanı mücadelesi ile koşu devam ediyor diyelim. Kardeşcan'ın kazandığı koşu Bayemir'in ikinci, Mahsun Kral'ın üçüncü, Tuncer'in dördüncü, Zafer Meydanı'nın beşinci oldu bir koşu. Koşuyu gerilerde takip eden Kara Mustafa koşunun ağır favorilerinden biriydi ama o gün için Vedat Abiş'in isteklerini hiçbir yerde cevap veremedi. Evet. Alışılagelmiş bir Kara Mustafa performansı göremedik o gün için. Sevgili Oktay konuşacağımız çok koşu var. Hı-hı. Kardeşcan, Halis Karataş ve koşunun geneliyle ilgili neler söylersin? Kardeşcan çok sınıf bir safkan ama kariyerinde bir grup bir eksikliği vardı. Hı hı. Onu da bu koşuyla tamamlamış oldu. Evet. Muazzam bir performans. Özellikle son binlerden 800'lere gelinirken yemiş olduğu ciddi de bir foul var. Tuncer tarafından. Evet. Ama sonrasında komiser raporuna baktığımda bu olayla ilgili hiçbir cümle dahi göremedim. Bu da gerçekten beni çok şaşırttı. Bu foul'e rağmen orada o şekilde toparlayıp tekrar mücadelenin içerisine dahil olması
bence muazzamdı. Mahsun Kral çok formda. Evet. Özellikle Arap Atı'nın formdasından korkacaksın. Her zaman söylüyorum. Yani bence hayatının en başarılı yarışlarından birini gerçekleştirdi. Ki bekliyordum da ben böyle bir performansı Mahsun Kral'dan. Çok erken yürüdüğünü düşünüyorum. Çünkü ön tarafta çok sert bir mücadele var. Mahsun Kral'da sprinti bu kadar uzun olan bir safkan değil. Emrah Sincan o heyecanla safkanını 400'e gelinirken bir anda öne çıkarınca son yüzlerde artık el frenini çekti Mahsun Kral. Dışarıdan gelen Kardeşcan'a ve Bayemir'e de teslim oldu diyebiliriz. Kardeşcan muazzam bir performans sergiledi. Yine Bayemir'den de çok kısa bence bahsetmek lazım. Kesinlikle. Aygır olacaktı sezon başında, yıl başında. Sonrasında tekrar ilgilileri döndürüp yarış kariyerine devam ediyor ki görmüş olduğu iki yarış vardı bundan önce yanlış hatırlamıyorsam. Doğru hatırlıyorsun. Bu üçüncü yarışıydı. Muazzam bir performans sergiledi ki idman pistinde de o gün için çok iyi görünüyordu. Görüntüsünün hakkında vermiş oldu. Kardeşcan'ı, Can Ekürisi'ni ve Halis Karataş'ı kutluyorum. Enver, şöyle yapalım mı Enver? Çok koşu var konuşacağımız. Tabii ki. Bundan bir kısa yorum alayım. Bundan sonraki koşu değişe değişe gidelim. Gözden kaçmayanlar da tabii ki ikinizin de yorumunu rica edeceğim. Olur abi. Şimdi tabii bazı ki. Yarışlar var. Yarış bittiğinde çok kolay gibi gözüküyor. Yani yorumlaması da kolay, anlatımı da kolay. Fakat onu o kadar kolay gösteren şey yarışçı ustalıklar. Ben geçtiğimiz yılda bir yarış için Halis Karataş'ın ustalık yarışlarından biri demiştim. Hı hı. Bence Halis Karataş'ın ustalık yarışlarından biri bu. Apprent Eğitim Merkezi'ne al. Yarış içi olabilecek en büyük kaoslardan birini yaşayan bir atı sakinleştir. Mesafe kaybetme. Ve koşuyu kazan. Ve zor kazanan bir karakteri yarışa tut ve kazan. Kazandığı yarışta grup bir yarış olsun. Bunlar ancak özel isimlerin yapabileceği özel binişler. Hı hı. Halis Karataş'ı ve Can Ekürüsü'nü kutluyorum. Bence başarması zor bir işi. Yarış içi olanlardan sonra. Çok kolaymış gibi gösterdiler. Bunu herkes başaramaz. Bir ustalık yarışıydı bana göre. Peki. Görüntüsü olmayan bir koşu var. Teşekkürler sevgili Barbaros. Tabii ki. Konuşalım istiyorum kısaca. Görüntü yok ama Berlin Türk koşusunu konuşalım istiyorum kısaca. Tabii ki. Oğlum Doruk kazandı. Vinci Dole. Kısa bir yorum Enver. Sentetik'in bana göre şu anda en formda, en diri, en güçlü iki atı Oğlum Doruk ve Vinci Dole. Zaten mücadeleleri de son zamanlarda dikkat edin. Birbirleriyle oluyor gibi. Oğlum Doruk'un ilgilerine kocaman bir parantez açmak istiyorum. Başta Yavuz abi olmak üzere bütün ekibe. Evet. A'dan Z'ye. Böyle bir atınız varken macera aramadan bir yolu takip edebilmek çok zor. 3 grup 1 oldu. Ege derbisini kazandı. Bu 19 çok özel. Mayıs'ı kazandı. Bu çok geldi. Özel. Bu çok özel evet. Bir başarı. Çok özel bir periyot. Çünkü arada mutlaka bir gönlünüz kayar. Bazı yarışları boş görürsünüz. Oraya gireyim, bir deneyeyim, çimi deneyeyim. Öyle bunlar olabilecek şeyler. Hiçbir yere dönüp bakmadılar. Atın koşum aralıkları, hedef koşuları ve koşuya geliş biçimleri örnek oluşturacak cinsten. Sezona damga vuran at ve ekiplerden evet. Olarak görüyorum Oğlum Doruk ve ekibini. Vistoria için de aynı şekilde çok başarılı bir sezon geçiriyor. Oğlum Doruk'tan farkı gördüğü her cengin içerisine girmesi ve bir performans sergilemesi. Çünkü o da sezonun belli bir bölümünü kaçırarak başlamıştı. Evet. O arayı biraz hızlı kapatmaya çalışıyor. Sanıyorum Cumhurbaşkanlığı da koşar. Vistoria, Oğlum Doruk koşmaz. 19 Mayıs koşusundan önce zaten bir arası vardı. Bir koşu görmüştü. Doğru. Ve birazcık erken yürüdü. Yine de çok başarılı bir performans sergilemişti o gün için. Ama bu iki at şu anda işte yorulan, yaşlanan, performansı düşen bir jenerasyonun parıl parıl parlayan ikilisi. Öyle de bitti zaten. Oktay? Evet, sentetik pistte zaten sentetik pist uzun mesafe grup atı dediğimiz zaman şu an Oğlum Doruk ve Vinci Torre geliyor akıllara. Başka şu anda. Dün de zaten onun mücadelesini seyrettik. Bu iki atın mücadelesini seyrettik. Bir önceki mücadelelerinde Oğlum Doruk biraz daha eksik işlerle gelip Vinci Torre ile mücadele etmişti. Vinci Torre internasyonel günü koşulan koşuda rakibine üstünlük sağlamıştı. Dün biraz daha hazır bir Oğlum Doruk vardı. Bir jokey değişikliği de vardı Oğlum Doruk'ta. Gökhan Kocakaya ile start aldı ki Özcan Yıldırım yerine ilgilileri Gökhan'la devam etmeyi tercih ettiler. Muazzam bir performans sergiledi. İlgililerin emeklerine sağlık. Orada küçük bir katkı yapmak istiyorum. İyi bir parantez açıldı çünkü. Gökhan Kocakaya'nın bu sezonki ilk grup biri. Doğru. Şaka şimdi gibi ben, değil mi? Ben bu tarz baskıları da anlamıyorum. Mesela Gökhan Kocakaya bir yılı grup bir kazanmadan bitirse ne olur, bitirmese ne olur? Gökhan Kocakaya marka yani. Evet.
Ama şöyle bir algı oluyor. Nasıl kazanamaz? Yani mutlaka kazanmalı. Ama şimdi Gökhan ve menajeri Hakan'ın... Pozitif bir baskı olduğunu düşünüyorum aslında. He, olabilir ama ben mesela... Hani Gökhan da bu sezon hiç grup 1 kazanmadı. Yani anlatıyorsunuz ama hiç grup 1'i yok falan diye böyle eleştiriler geliyor ya. Yok, o açıdan bakmıyorum. Ona tamamen tersi. Ben o açıdan bakmıyorum. Ona tamamen ters düşünüyorum. Ben o açıdan bakmıyorum. Mesela Gökhan ve ekibi yani Hakan İçer ve Gökhan Kocakaya belli prensiplerin dışına hiç çıkmayan bir ekürüler. Yani isteseler belki 3-5 grup 1'i kazanıp kendi prensiplerini bir kenara koyabilirlerdi. Yapmıyorlar. Bunun karşılığı kaç grup birse de o yolda gidiyorlar. Bu sezon ilk grup bir oldu. Evet. Ama ben jokeyler üzerine hani iki futbolda da öyle değil mi? 4 hafta gol atamıyor. Ne oldu ya sizinki gol atamıyor falan. Hani. Evet. Icardi aldınız gol atamıyor diyor adam. Ya 15 dakika oynadı baba dur da yani Icardi bu. Gökhan Kocakaya bu kazanacak grup 1 kazanıyor. Yani. Grup 2 kazanıyor, grup 3 kazanıyor. Niye grup 1 kazanmaz? Evet. Ah kazandı. Yani. Herkes rahatladı. Bu baskıları anlamıyorum. Ya bir de zaten konuşulmasının bir de abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Tabii mutlaka yani. Ya istatistiktir belki ama olmaz abi. Baskı unsuru da olmaz yani. Yani olmamalı da zaten. Olmamalı. Tabii. Peki devam edelim. Az önce izlediğimiz koşu Türk Silahlı Kuvvetleri koşusuydu. Hatırlatmayı da yapalım. Şimdi geldik 3 yaşlı Arap taylarının en önemli koşularından biri Hatay koşusuna geldik. Deniz Efe Ahmet Çelik de kazandı. 1600 metre çim pistte koşulan koşuyu 1.44.75 ile kazandı ve hatırlayalım gelin koşuyu. Start çıkışı zaten hepimizin bildiği gibi malum numarayı aldı ve ikinci kez çıktığı Ankara pistinde kazanma başarısını bir kez daha tekrarladı Deniz Efe. Mr. V'nin önünde içeride de Derya Ateşi'ni görüyoruz ki bir beyaz bayrak haline yarışı yaptı ve hiç de zorlanmadan 1.44.75 gibi güzel bir derecede de kazanma başarısı gösterdi. Yamaç torunu bu tarz grup yarışlarında sürekli söz sahibi olabilen bir isim. İstanbul'a geldiğinde işte bir yarış geç kaldı, birinde erken yürüdü gibi eleştirilere maruz kalmıştı Yamaç torunu Mahsun Turan. Ama Ankara'da iyi bir bekleme yarışı yaparak o gün için koşan isimlerin o performansını Deniz Efe'ye geçme şansları yoktu zaten. Görüntü yarış sonrası konuşuyorum. Şu gidişatta. Özellikle. Aynen öyle. Önde rahat kaldı. Bunu da bence altını çizmek lazım. Kesin. Yani Mahir abinin yarıştan çıkması, A turbonun bugün bekleme yapması, ön tarafta Deniz Efe'nin ekmeğine yağ, bal, yani kaymak, her şeyi sürdüler zaten. Dolayısıyla Deniz Efe de çok kolay kazandı. Çok zor olmadı. Tabii bu çok kolay kazandı. Bu önemli koşu yazdırdı diyelim. Ama Hatay tarihinin en iyi derecesi. Yani bir tarafta da derece de var yani. Tabii Deniz Efe'yi böyle ön tarafta rahat bırakırsanız o rekor yani... Yaptı zaten. Daha önce de rekorlar kırdı. Hala da kırar çünkü yani. Çünkü hem ayağına çabuk bir de kendi tarzında isimler olmasına rağmen gitmeyince üstüne performansı müthiş oldu. Zaten kalitesi de tartışılmaz tabii bir isim. Enver? Olağanüstü bir yarış yaptı bence. Hı-hı. Ve sezonun geri kalanı için hem yaşıtlarına hem büyüklerine gözdağı verdi. Neden? Ben böyle bazı öğretileri çok dikkate alıyorum. İşte 3-4 yıl önceydi Süleyman abi Hatay koşusunu kazanmış her 3 yaşta Cumhuriyet koşusunda doğal favoristir. Yani üçlerin baştayı Cumhuriyet koşusunda doğal favoristir demiş. Zaten büyük bir istatistikle gidiyorlar. Hani 3 yaşlılar oraya geldiklerinde. Evet. Çok kısa araya gireceğim burada. Haralar koşusu var. Orayı koşup mu gidecek Cumhuriyet'e? Çok önemli bir soruyu soruyorsun bence. Koşup mu gitmeli? Yoksa direkt Hatay'dan direkt Cumhuriyet'e mi gitmeli? Bence, yani benim olsa ben direkt Cumhuriyet'e giderim. Ya ben de öyle yaparım. Benim olsa. Ben de öyle yaparım. Ama mevcut takvimde şimdi... İşte 3. Ama evet. Şimdi mevcut takvimde böyle bir atınız var. Bu jenerasyonun çok üzerinde. Sentetiği de müthiş. Çiminden daha iyi. Evet şimdi. Evet, koşar mısınız, koşmaz mısınız? Koşar mısınız, koşmaz mısınız? Bedeli de iyi bir bedel yani. Evet, evet. Grup 2 miydi? Haralar grup 2 mi? Grup 1. Grup 1 olması grup lazım. Grup 1. Şimdi öyle hatırlıyorum. Kağıt üzerinde baktığın zaman pas geçmesi de... Zor bir koşu. Hı hı. Evet. Ama ben olsam hedefi büyük tutup Cumhuriyet. Yalnız bir ya Allah derim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Elinizde potansiyeli olan bir isim. Grup 1 bu arada. Grup 1. Evet. Elinizde potansiyeli olan bir isim olunca beklemek o kadar zorlaşıyor ki. İşte abi. Evet. Çok zorlaşıyor. Hayır 14 gün önce koştu. Bunu koştu. 14 gün sonra şeyi koşacak. İşte 14 gün sonra 14 Cumhuriyet. Gün sonra Cumhuriyet. Takvim de kolay değil. Değil yani. Yani. Tamam ne kadar rahat olursan ol, derece de yapıyorsun. Bir de dediğim gibi. Şehir değiştiriyorsun. Ankara İstanbul git gel. Ankara İstanbul, tabii. Ankara İstanbul. Tabii. Anladın mı? Otobüs seferi gibi mesela kolay iş değil. O son
Katıoğlu'na kaybettiği sentetik yarışından önce de Ankara'ya gidip bravo, gelmişti. Bravo. Şimdi yine Ankara'ya gidip geldi. Bravo. Haraları yine kaybedebilir. Tabii, bir daha eğer bir böyle daha bir yorgunluk olursa hatta. Çünkü o yüzden çok önemli bir karar bir bence. Kolay bulunan atlar değil. Bir de şöyle bir özelliği var. Hem sentetiği çok başarılı hem de çim pistte çok bence başarılı. Bence sentetiğin çiminden iyi. Daha net en fikrim. Net bir sentetik at olduğunu düşünüyorum. Ona rağmen müthiş performans. Oktay var mı ilave? İlavem yok. Muazzam bir safkan. Ben Yamaç Torun'la kocaman bir parantez açmak istiyorum. Üçlü dişi taylar arasında bence şu anda net bir numarada. Zaten Hatay ikincisi olarak da bunu ispat bir etti. De, maşallah da bir tay. Bir de devamlılığı olan isimlerden. Evet evet kesinlikle. Ve Ankara çimini de İstanbul'a göre iki kat daha iyi koştuğunu düşünüyorum. Acaba Cumhuriyet'e gelirler mi diye bir soru işareti de kafamda yok değil. Bence gelirler. Yamaç Torun'u ile ilgili. Bence bu yarışta iyi koşmasının bir sebebi de baskı olmaması. Tabii tabii rahat koştu. Mahsun. Mahsun'da da baskı yok. Ya işte evet. Yani dikkat edin bir kazandığında favori baskısından çok erken öne geldi. Öncelikle az önce bahsettiğim öne erken zaten geldi eleştirisi kulağında olduğu için çok tabii geri bekledi. Evet çok geri bekledi. Şimdi adı geçmiyor. Evet. Bak nasıl bir yarış yaptı. Aynen öyle. Yani rahat. Bence bu baskı işi çok önemli jokerlerde. Onu kaldırabilmek. Evet abi kolay iş değil. Bir de mesela İstanbul'a çok sık gidip gelmeyen jokeylere de İstanbul'da binmek de zaman zaman bir ister istemez şey doğru, baskı evet, yaratıyor. Baskı, tabii ama bunu ki yaşamayanlar da var az sonra göreceğiz zaten. Evet. Peki haftanın koşullarından son görüntümüzü verelim sevgili yönetmenim. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da daha önce bir kez koşup kazanma başarısı göstermişti. Son Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği koşusunda ikinci olan bir isim. Son yarışını kazanma başarısı gösterdi. Kimden bahsediyoruz? Special of Horses. Görelim. Master Klassman koşunun liderliğini aldı. Hemen çıkar çıkmaz numarayı almaya çalıştı. Şimdi dışarıdan geldi. Special of Horses koşunun lideriydi. O ikincilikte kalmaya yeğledi. Ki ilerleyen metrelerde de iç kulvarı seven bir kısrak olduğu için onu denedi. İstanbul'da son yarışında Barış iç kulvar açılacak mı diyerek bir zaman kaybı oldu. Vedat burada da açar gibi oldu, oldu açmadı. Açmadı ve dışa çıktı. Belki de kazanabileceği yarışta. Vedat orayı gösterdi vermedi. Vermedi yarışta. Burada da baktığımız zaman yine bir içeriği denedi. Evet. Bu içeride beklemek yine yarışı kaybettirebilirdi. Evet Nevzat açmamayı kafasına koymuş zaten ön tarafa çıktıktan sonra. Barış da şimdi Bursa'da son kazandığı yarışı hatırlayalım. Barış iç kulvardan döndü. İki kamçı bir anda 10 boy oldu. Uzadı gitti. Şimdi bu onu sevdiğini de biliyor. Onu gerçekleştirecek ama yine burada da bir zaman kaybı oldu ama biraz daha önce hamlesini yaptı. Evet. Ve kazanma başarısı gösterdi ama en az onun kadar 2'de 2 ile gelen bir Sally Boy vardı ikinci. Lady North'un üçüncü. Lord of Pelennor'ın dördüncü. Alkyoni'nin de beşinci olduğu bir koşuydu. 1.29.97 ile bitti ki kayı koşusu, A2 koşu, 3 yaşlı, 2 yaşlı İngilizlerin önemli koşularından biri diyelim ve Oktay'a sözü vereyim. Evet yani Master Klassman'ın içeriği açmaması ile ilgili Nevzat Avcı eleştiriler de vardı yarıştan sonra ama sonuçta herkes favoriye göre koşuyor genelde. Bir de niye açsın? Yani, usulsüz bir davranış yok. Bir numaralı rakibiniz sonuçta yani aynen bakıldığı öyle zaman. Sally Boy ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ayhan çok fazla inanmamış Taya. Çok gecikti. Bence yani. Ayhan bu Taya inansaydı Special of Horses'ı bugün geçerdi. Çünkü viraj yönülürken Special of Horses'a 6-7 boy avans verirseniz onu zaten yakalayamazsınız. Evet. Yani biraz daha önlere yakın gidip biraz daha inanarak tayına binseydi bence çok kolay geçebilirdi bugün Special of Horses'ı. Çünkü Special of Horses o İstanbul'daki koşunun yorgunluğunu hissetti bence. Çok kazandı ama her zaman evet mesela Bursa'da kazandı ama sallanarak kazandı bu sefer. Kazandı. Artık zaten bildiğim kadarıyla sezonun son koşusuydu Special of Horses için. Gelmez mi Çaldırana? Gelmeyecek diyorlar abi bilmiyorum yani bence gelmemeli de. Çünkü 10 gün arayla bu koşuya geliyorsanız Çaldıran'ı gözden çıkarmışsınız demektir. 23'ünde değil mi Çaldıran? Evet. 23 Ekim'de. 23'ünde evet olması lazım. 23'ünde. Ya bilmiyorum ben olsam koşmam direkt döndürürüm üçlüye yani ama tabii ki ilgilileri daha iyi bilir. Sonuçta yılların tecrübesi bir ekip. Kesinlikle. O yüzden onlar daha iyi bilir. Bakalım bekleyip göreceğiz ama Special of Horses gerçekten adı gibi özel bir tay. Barış Kurdu ile de gayet iyi bir uyum içerisinde. Başarıları daim olsun ama Sally Boy üçlüye döndükten sonra değişik işlere imza atabilir. Hiç de Special of Horses'tan aşağı kalır bir tay değil benim gözümde. O Emel? Çoğu yorumda hemfikirim. Sadece Barış Kurdu için bir adım öne çıkartmak istiyorum yorumu. Çünkü geçen yarıştan sonra biraz
eleştiri dozu herkes için yani ben dahil herkes eleştirinin dozunu bence biraz üst seviyeye çektik. Yani o gün Çayka'da kamçısız kazandı ama biz hep işte biraz daha agresif, biraz daha sert olabilirdi dedik Barış için. Burada da bana göre 10 jokeyin 8'inde panik yaptıracak, yanlış karar aldırabilecek yarışçı hamleler olmasına karşın en ufak bir hata yapmadı. Sıfır hata. Burada da kusursuz bir. Biraz daha bekleseydi yalnız arkasında problem çıkabilirdi. İşte her şeyi zamanında yaptı ve doğru bir şekilde yaptı. Hiç böyle panik yapmadan, atığı üzmeden, atı onu hissettirmeden. Yani bir kriz vardır fakat siz o krizi yönetirken çevrenize o krizin olduğunu hissettirmezsiniz. Bu önemli bir özelliktir. Yani aslında ortalık yangın yeridir ama her şey normalmiş gibi herkesi bir şekilde olay yerinden tahliye edebilirsiniz. Tam anlamıyla bunu yaptı Barış Kurdu. Yani Special of Forces'ı bence yarışın başı da burada. Burada da bir kriz var. Masterclassman ince ince de olsa baksana abi. Evet. Şeyde zaten biraz tatlı sertlik, tatlı da olsa, sertlik yapıyor biraz da. Hem yerini kaybetmek istemiyor, içeriği vermek istemiyor. Hem de önündeki at iyice yavaşlattı. Evet. Burayı iyi yönetti. Düzlüğe çıktılar. İçeriği vermeyeceğini göstere göstere yanındaki at da orayı güzel kapattı. Orada da en ufak bir ritim düşmeden tatlı bir şekilde kulvarını buldu. Bir de Special of Force'un değişik bir aksiyon yapısı var sprint, yani hızlanma yapısı var. İvmelenme aksiyonu değişik. Hı hı. Öyle anlatayım. İvmelenme çabuk, aksiyonu çabuk hızlanıyor. Yani çok yerden alıyor. İşte kafasını falan çok eğerek alıyor. Orada anlıyorsunuz hızlanıp hızlanmayacağını. Mesela ilkinde Barış hemen istemedi ondan. İlk bir at hani hücum pozisyonuna geldi hemen istemedi. Oraları çünkü göreceğiz. Kritik burası. Acaba atta mı bir anormallik oldu dedim ben. Sonra rakibini görünce Barış o zaman yürüttü. Bak şimdi abi. Hücum komutunu alınca at iyice yere çakıyor kendini, oradan geliyor bak. Görüyor musun? Evet. Şimdi Barış onu bir sakinleştirdi. Ondan sonra son hamlelere bir daha bakın. Yani seli boyu gördüm. İyice yere yatacak bak. İyice yerde artık. Evet. Kafa yerde. Bak. Çok akıllı bir at evet. Bence. Pistte biraz zorlu bir pist. Pistte zorlu bir pist. Evet. 10 günlük aradan geliyor. Sert tabii bir yarıştan geldi. Yani Çaykayla mücadele etmek. Çaykayla saldırıyorsunuz. Tabii Çaykayla mücadele etmek kolay değil. Üst üste gelen zorlu yarışlar. Ters piste dönüyorsunuz. Çaldıran olur olmaz bilmiyorum. Olursa tabii ki şanslı atlardan biri ama pas geçerse, bir evet pas geçerse büyük bir iş bence. Tabii ki yani. Bu yıl Çaldıran'ı bence Lion Victory'yi bir kenara koyduk mu? Evet. Ama yani onu da bir kenara nasıl koyacaksın ha? Büyük bir kenar böyle yani. Yani hani iki kenarı kaplayacak şekilde Lion Victory. Yani şöyle hep yani. Koşulu yarışlar da azalttı koşular ama çok parlak. Ama Kraliçe 2. Elizabeth pas geçmesi evet. Lion Victory'nin o tekrar direkt, bir köşeye aldı beni. Direkt hedef yani o. Direkt hedef ama yani öyle mi olmalıydı bilemedim. Ha işte hani mesafe biraz süre biraz açıldı makas. Tabii. Bayağı bir oldu. Zor karar. Bilinçli bir kararsa ama iyi karar bence. Muhteşem. Bence jokeyinin de etkisi var bu kararda. Olabilir. Zaten, öyleyse evet. Müthiş. Zaten iki yarışta bindiği yarışlarda bir tabii. Limitini bir de koy. Demiştir aman pamuklara limiti, sarın, saklayın. Limiti öğrendi. Çaldıranı koşalım, dönelim. Koşalım, dönelim. Aynen öyle. Bir limit yani. Denemesi yapıldı. Onda da geçer not aldı zaten. Evet. Seni bu için şunu söyleyeyim. Belki Çaldıran olmaz ama koşarsa Sakarya'da çok iddialı olabilir. Hı. 1800. Katılıyorum. Onu söyleyeyim. Peki. Hadi haftanın koşularına noktayı koyduk. Gözden kaçmayanlara geçelim. Şimdi sizden rica ediyorum sevgili yarışseverler. Bu iki koşuyu dikkatle izleyin. İkisinin ufak da olsa bir bağlantısı var. Onu kaçırmamanız adına. 2 Ekim Pazar Adana'dayız. Maiden bir koşu. 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum pistte çıktılar. 1.30.93'te Kocademir Mehmet Salih Çelik'te kazandı. Koşuda bir protesto vardı. Koşunun ikincisi tam devranın ilgilerinden kazanan Kocademir'e protesto çıktı. Mahalli Komiserler Kurulu inceledi ve reddetti. Görelim o koşuyu. Direkt protesto görüntüsünü verebiliriz. Evet, vakit kaybetmemek için direkt protestoyu alabiliriz. Ha, evet. Teşekkürler. Yönetmenimiz Barbaros yapmayacaktı. Kim yapacak bunu? İçte tam devran değil mi abi? Evet, işte tam devran. Sesi... Ortada Kocademir. Evet. Ve reddedildi. Son 200'e doğru gidilirken bariyer dibine doğru gelen Kocademir yarış boyunca lider izlemiştik bu sapkını. Hemen arkasına gelen tam devran tek rakibiydi artık yarışta kazanma adına. Son metrelerde bariyer dibinde hemen arkasında tam devran ikincilikle tamamladı koşuyu. Çektiği protesto, bu sapkının çektiği protesto, ilgililerinin çektiği protesto reddedildi. Sıralama kesin 1-5-2-6-4 şeklinde
Kesin sıralama kazanan Koca Demir Mehmet Salih Çelik'le ve bu sıralamada kesinleşti. Koca Demir'in galibiyeti kesinleşti. 1-5-2-6-4 şeklinde değerli izleyenler. Tam devran bariyerle yakın olan Safkan dışında da Koca Demir. İlerleyen metrelerde bir yer değişiklikleri göreceğiz artık. Her ikisi de şimdi satranç oynar gibi. Biri bir hamle yapıyor, o hamleye diğeri karşılık veriyor. Bir hamle karşılık bunun neticesinde Mehmet Salih Çelik 200, son 200 metrede usulsüz kulvar değiştirdiği için ihtar. Tam devran Mehmet Akyavuz 200'de usulsüz kulvardan sözlü uyarı. Mutlucan'a binen Tamer Badi de 300'lerde usulsüz kulvar değiştirdiğinden sözlü uyarı aldı. Evet Enver, ne dersin? Konuşacağım çok şey var da. Konuş. Bu koşuk çok konuşulacak bir koşuk. Şimdi yer, atların bastıkları izlere takip yapabilirseniz az çok belli oluyor. Şimdi Barcelona'nın oynadığı futbola ne diyorlar? Hani tik tak paslaşıyorlar ya, tiki taka. Evet. Diyorlar bunlar zikzak abi, bunlar zikizaka. Böyle bir at biniş şekli ben ilk defa görüyorum. Yani zikzak modeli. Her ikisi için de geçerli bu. Tabii ki. Ya arkadakinin yapabileceği bir şey yok, boşluk arıyor. Ama şimdi ben futbol hakemiyim. Bir maç var. Bak bu hakemlerde var bu arada. Bunu daha önce anlatmıştım. Benim arkadaşım ikinci ligde maça çıkıyor. Maç geliyor perşembe günü. Telefon ediyorlar. Pazar günü bilmem kim maçında görevlisiniz. Evet. Teşekkür ederim. İşte maç organizasyonunu yapınız orta hakem olarak, baş hakem olarak. Tamam diyor. Yardımcı hakemleri dördüncü hakemi arıyor. Uçak ve konaklamayı ayarlıyorlar falan. Sahaya gel. Sahaya gelmeden önce diyor ki çocuk. İşte şu maça gidiyoruz. Burada bunlar var. Bunda bunlar var. Papazları sayıyor, tamam mı? Papaz futbolcu derler. Yani İki takımda hakeme zorluk çıkarabilecek, seyirciyi arkasına alabilecek ya da seyirciyi tahrik edebilecek adamlar. Hakem maça çıkmadan önce papazları belirliyor. Şimdi Adana yarışları var. Ben hakemim. Adana'nın papazlarını belirliyorum. Hocam duyun. Hani yani eski hakem heyet olsa duymaya gerek yok. Şöyle diyelim, Adana'da hem iyi atlara aday, yani iyi atları almak için deklerede birbirleriyle mücadele eden, kazanan, hem kazanan, top çeviren, hem performansı yüksek, evet, hem de bir ağırlığı olan. Yani papaz dediğimiz bu, otobüsün arka dörtlüsü. Adana komiserlerine söylüyorum şimdi, Mehmet Akyavuz, harbi papaz, Mehmet Salih Çelik, harbi papaz. Yani bunlar at bindiğimi skora çeviren, bir ağırlığı olan, bir arkada başarılı olan, kendince yani tırnak içinde müritleri olan, hani abi Mehmet abi, ne bileyim Mehmet Salih Çelik de işte bizim kendi yaş grubunun ağası falan, hani böyle İstanbul varken oraya giden Müslüm Çelik gibi evet. Hani oranın ne bileyim böyle çok at bulmasa da orada sürekli sözü geçer Mücahit Bayır atıyorum, tamam, yani bunlar böyle her an höt diyebilecek adamlar, hani jockey odasında ya da yarış içerisinde. Şimdi iki tane papaz Galatasaray Fener maçında Emre Belözoğlu ile Melo sahaya çıktılar. Bir temas oldu. Genişletiyor Port Bey'i. Felipe Melo ile Emre Belözoğlu temas ettiler. Hakemsin. Burada bariz temas var. Birbirlerine cakcak var. Hemen çağıracaksın. Daha çağırma. Bir koşu daha var. Tamam. Ondan sonra çağıracağız. Ondan sonra ihraç edeceksin zaten. Burada iki papazın elektriklenmesi var. Hemen çağıracaksın. Gel diyeceksin. Gel. Bak gözüm. Hakem Fırat Aydın söylüyor ya, gözüm üstünüzde. Bir dakika dur o zaman. Sevgili Bahar. Yap abi. Bir dakika. Hemen diğer koşuyu da verelim. Üstüne Oktay'la beraber değerlendirelim. Tamam. Diğer koşuyu da verelim sevgili Barbaros. Anadolu Edası'nın koşusunu. Şey şimdi yazdı şimdi. Mehmet Akyavuz yazdı. Bir dakika dur. Sen sakin ol. Önce bir yarışı anlatayım, heyecanlanma. Sen konuş, siz konuşun diye aldım bu koşuyu. Şimdi start verildi. Son Nisan'ın numarayı aldı. Tamam mı? Body kızı mavi ağırlıklı formasıyla izliyoruz. İki koşuyu gidiyor. Kazanan iki gidiyor. Anadolu Edası da en içteki. Yeşil kırmızı forma. Bu üçlü. İkilinin arasında bir son Nisanur var. Evet. İlerleyen metrelerde görelim. Bu akış devam ediyor. Bu sıralamalarda bir değişiklik olmuyor. Şeyi biliyoruz. Body kızı ayağına çabuk. Son Nisanur ayağına çabuk. Önde 1-2 olarak gidiyorlar. Aslında Anadolu Edası da ayağına çabuk ama o gün için. Ama o gittiği için evet, o kalmayı tercih etti. Ki o da oyun gruba yakın gidiyor. Evet. O üçlü koşuda da bayağı bir tempo var. Bak, tabii tabii net bir tempo bakarsak, var. Tabii ki. Bir de bu arada hızlı gidiyoruz. My Precious. Geçmiş olsun. Jokeyini düşürdü. Evet. Töközle de düştü. Şimdi koşuya döndük. Son Nisanur devam ediyor. Bali kızı arkasında. İçeriden de Anadolu Edası yürüyor. Şimdi Mehmet Sadi Çelik dışarı çıkmak istiyor.
Hop şeye bakalım, mavi ağırlıklı formaya bakalım. Çıkamazsın hop, nereye gidiyorsun diyor. Tarkan şarkısı söylüyorsun. Nereye gidiyorsun diyor. Ve ne yapıyor? O da içeriye doğru gidiyor. Gitti. Devam edelim. Gidiyor. Mehmet Said İçeri koşun lideri. Tuluy Hanım'la bir mücadele içerisine giriyor. Evet. Tuluy Hanım dışarıdan geldi. Şimdi tam potayı geçerken Mehmet Salih Çelik hamlesini yapıyor. Elini kaldırıyor. Ben bu yarışı kazandım diye. Çok sık, bu çok sık gördüğümüz bir davranış şekli değil ama koşu içerisinde iki koşu ardı ardı gelip bir takım yakınlaşmalar, muhabbetler olunca iş buralara geliyor. Ne bunun veriyor? Neticesinde bir önceki koşuda Kocademir Mehmet Salih Çelik ihtar almıştı. Evet. Mehmet Akyavuz sözlü uyarı almıştı. Buna evet. Döndüğümüzde body kızı Mehmet Akyavuz sözlü uyarı alıyor. Ve İsmail Demir kardeşimiz de Lady Anstar çıkışında bir yer değişikliğinden dolayı 5 gün ceza alıyor. Sadece konu bu şey Mehmet Salih Çelik'e bir şey yok. Bu konu burada kapanıyor. Kapanmalı mı? Evvelde devam edelim. İki tane. İkisini bağlayınca daha rahat konuşursun diye. Oktay'dan özür diliyorum, biraz uzattım. Yok. Ama biraz daha uzatacağım. Uzat abi, uzat. Nemo var ya abi, Nemo. Kayıp balık Nemo. Nemo'nun hikayesini biliyorsunuz değil mi? Bütün hikaye nereden dönüyor? Balıklar hafızaları gereği akılda bir şey tutamadıkları için bir olay gelişiyor orada, tamam mı? Evet. Bak Nemo hakem olsa, Nemo hakem olsa son koşudaki cezalar böyle olmaz. Çok ağır konuşuyorum ama anlayana ağır konuşuyorum, çok kibar konuşuyorum. Nemo bir film karakteri, balık. Yapısı gereği hafızasında bir şey tutamıyor. Evet. Ben diyorum ki Nemo hakem olsa burada ceza verirdi diyorum. Çünkü arda arda gelen iki koşudan bahsediyoruz. Ve aynı kişilerden bahsediyoruz. Ve göre göre yapıyorlar. Bak evet. Mehmet Akyavuz gel 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 güzelim gel hiç acımayacak şarkısını söyleyerek yapıyor. Tamam mı? Göstere göstere yapıyor. Salih Çelik de hareket yapıyor. Salih Çelik de hareket yapıyor. Ve bunları görüp bunun karşılığında biri bir koşuda sözlü uyarı ve diğerinde sözlü uyarılarla bu geçiştirilebiliyor. Bak ikisini de çok severim. Salih bilir kötü zamanıydı, üst üste şanssızlıklar falan, bir ben aramışımdır. Hiç moralini bozma. Eskisinden de güçlü döneceksin. Çok ciddi cezalar aldı. 14 üzeri 7 falan. Arda arda. Tabii. Ben aramışımdır. Kardeşim sakın moralini bozma diye. Ve görüyorum, o hep de söylüyorum, Çelik ailesinin jokeylik melekesi en yüksek. Kariyeri en parlak olması gereken jokeyi olmayacak. O ayrı olmama sebebi bunlar. Ama çok yetenekli. Ona da söylüyorum. Mehmet Akyavuz zaten en fazla dile getirenlerden biriyimdir. Ta bu çıkış zamanı Selim, yani yeni dönem Selim Kaya demiştim ona. Peki burada bir, ama şimdi ikisini de eleştiriyorum. Bir virgül koy burada. Şunu söylemek istiyorum. Bu hamleleri yapmalarının en büyük sebebi ne? Mahalli konserler kurulu. Siz otorite bu kadar boşluğu. Otorite boşluğu taviz, güç kavgası abi. Otorite boşluğu güç kavgası. Taviz verirseniz onlar da kendi cezalarını kendi işlerinde kesiyorlar birbirine. Kesiyorlar, ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Sözlü ihtar. Mehmet Akyoz şu iki cezalarını sözlü ihtar. Sözlü uyarı. Sözlü uyarı. Mehmet Selçelik bu iki yarıştan bir zikzak yaptı. Bir ihtar var. Bir el kol hareketi yaptı. Bir ihtar. Evet. Hocam Nemo olsa gün cezası çıkar. Yani Melo'yla Emre Belözoğlu maçında hakemin arkadaşlar lütfen deyip bırakması sen, bu ya. Sen bir nefes al Oktay. İki koşuyu da birlikte değerlendirmeyi. Eski hakem kurulu olsaydı, ben öyle başlayacağım. Eski hakem kurulu olsaydı. Adana'dan bahsediyorum tabii ki. Yeşilova'da eski hakem kurulu olsaydı. Bir önceki Maiden koşuda Mehmet Salih Çelik'e 5 gün. Hı hı. Mehmet Akyavuz'a ihtar artı 834 lira ceza. Bu koşuya geldiğimizde Mehmet Akyavuz'a 5 gün, Mehmet Salih Çelik'e de fotoya geçmeden nümayiş yaptığı için ihtar artı 834 TL. Vallahi doğru. Evet. Vallahi doğru. Çok net abi. Çünkü ben sana söylüyorum şey cezaları. Bunu söylemek vallahi için doğru. Kahin olmaya gerek var mı? Ben sana çok net söylüyorum evet. Cezaları zaten abi. Evet. Bunlar biz raporda açardık, bunları okurduk, derdik ki helal olsun Adana hakemlerine. Hep söylediğimiz gibi. Ama hakem kurulu değiştikten sonra biz diyoruz ki hocam pes. Biz her hafta bunu söylüyoruz. Hocam pes. Hakikaten pes artık yani. Yani Mehmet Akyavuz şu iki koşudan nasıl sadece iki sözlü uyarıyla kurtulabilir? Yani acaba ceza verirsek haftaya Adana'ya at binmeye gelmez Mehmet Akyavuz diye mi korkuyorlar? Ben onu da anlamıyorum. Gelmesin hocam. Gelmesin. Yani bizim çok net gördüğümüz, sadece bizim değil, yarışseverlerin de çok net gördüğü bu enstantaneleri görüp de nasıl böyle bir değerlendirme yapılır? Yani ben de şaşkınlık içindeyim. Hakikaten şaşkınlık içerisindeyim abi. Aynı zarı bir kere üst üste getirmenin olasılığı. Bak aynı zarı iki kere üst üste getirmenin olasılığı bile zor ne kadar düşükken iki jokey birbirleriyle didişiyorlar.
Beyler Su Milyon 2 ay ceza aldı. Millet şunu tartışıyor. 2 ay niye bu kadar azaldı? Niye hemen başlamadı? Mehmet Akyoz'un bu yarışta yaptığının Su Milyon'dan tek farkı dirseğiyle vurmaması. Evet. İtmemesi. İtmemesi. Zihniyet alttan olarak ne farkı var? Biri bana anlattı. Biraz şiddeti fazlaydı. Tam evet. Zihniyet olarak ne farkı Akyavuz var? Akyavuz geldi. Kapattı. Öndeki ata taktı Anadolu'ya cahsı. Mehmet abi takmaz diyebilir misin bu görüntüde? Yani. Asla diyemem. Diyemiyorsun abi. Tabii ki asla diyemem. Bak tekrar söylüyorum çok severim Mehmet Akyoz'u. Tekrar şey söylüyorum çok evet. Severim. Emel bir şey söyleyeceğim. Yıllardır şurada program yapıyoruz. Kime karşı art niyetliyiz? Bizim yaptığımız tek şey var evet. Gördüğümüzü. Ama şunu da söyleyeyim. Mehmet Akyavuz'un böyle şeylere hiç ihtiyacı yok. Bence, hiç yok. Aynen. Kariyerine bakıldığı zaman hiç böyle şeylere ihtiyacı yok. Ama kaldı orada ki, bak orada kariyerlik bir şey yapmıyor. Orada diyor ki bebe fazla olmaya başladı diyor. Bu egosal bir şey. Yani bunu Mehmet'in vicdanı biliyor şu anda söylediğimi. Mehmet sadece bu egosal bir şey. Yani bu yarışı ben kazanmalıyım değil. Bali kızının kazanmayacağını o da farkında. Evet. O egosal bir hareket yapıyor. Bu bebe fazla oluyor. Mehmet buraları zorluyor diyor. Mesela ben şunu yapardım Malik. Çağırdım. Bu yaşananlardan sonra nümayiş var. Niye nümayiş var? Mehmet Salih Çelik'ten çok sık gördüğümüz bir şey değil. Tabii, bir hayır, koşu oğlum, şart 4 dişi yarışı. Dört şart, bir koşu. Yani aynen öyle. Ama abi. Orada bir mesaj var tabii. Neyse. Geçmiş çok olsun. Kitap okuyor herhalde Mehmet Salih Çelik. Zafer Algöz'ün kitabını okudu herhalde. Haşır The Blackboard diye kitabı var Zafer Algöz'ün. Ona bir gönderme yaptı Zafer abisine. Zafer Algöz de iyi takip eder at yarışlarını. Herhalde öyle bir diyalog. Bu arada anlattığı hikayeleri de çok severim Zafer abi. Evet özürüm. Ben de çok severim. Bir de, selam evet, olsun. Selam bir de olsun selam buradan. Olsun iyi sanatçıdır. Evet iyi sanatçıdır kesinlikle. Peki. Devam edelim. Bursa'ya gidelim. Ne dersiniz? Adana'dan biraz yorulacaksınız ama. Olur abi. Bursa'ya gidelim. Işıl's Dream. Alican İnci ile müthiş bir yarış kazandı. Bu koşunun protestosu da var. Direkt protestoyu alalım gidelim. Tabii. Hadi protestoyu gösterelim sevgili Barbaros. Sayın yarışseverler ikinci koşuda protesto vardı. 4 numaralı Katarsis'in ilgilileri ekürlere 8 numaralı Free Spirit ve 10 numaralı Işıl Stream'e protesto çekmişti. Protesto reddedildi. Sonuç kesin. Kule kamerasından izliyoruz ekürler. Orta kulvarda ve dış kulvardaki taylar Free Spirit ve dışında 10 numaralı Işıl Stream. Onların hemen bir boy gerilerinde kalan 4 numaralı Katarsis idi. Katarsis bu iki tayın ortasından hücumunu sürdürüyor idi. Koşunun ardından protesto çekildi. 4 numara ilgilileri tarafından 1 ve 2. olan ekürler için ancak koşu sonucu protesto reddine ve sonucun kesin hale gelmesine karar verdi. Komiserler kurulu evet bu metrelerde izliyoruz biraz yakınlaşma var idi. Ekürler hemen Katarsis'in önünde fotoyu geçen taylardı. Evet, mavi ağırlıklı formasıyla izlediğimiz isim Katarsis ki iki ekürüye protesto çekti. Önlerde sarı kepiyle, kırmızı kepiyle izlediğimiz isim Free Spirit. Dışarıdan da Işıl's Dream gerçekten bir mandarin yavrusu olduğunu bize gösterdi. Müthiş bir sprint yaptı annesi ama. Annesi de ne kısraktı ama abi. Kesinlikle yani, mandarin. Evet. Yani yarış hayatı çok uzun olmadı ama. O start probleminden başarılarla dolayı. Başarılarla dolu bir evet. Yarış hayatı vardı. Evet, evet, evet. Burada da bir yakınlaşma söz konusu ama sadece Işıl's Dream ile Free Spirit için konuşmamız eksik olur diye söyleyebilirim. Stand Free Nevzat Avcı o da bir yer değişikliği var ki rakibine. Sarı-kırmızı forma. Sarı-kırmızı forma. Evet. Talha Paşa'yı bayağı bir zor durumda bıraktığını söyleyebilirim. Evet bunun neticesinde Stand Free Nevzat Avcı son düzlükte hatalı kulvardan ihtar aldı. Free Spirit Cem Altun'da ihtarla 834 lira aldı diyelim ve Oktay katılır mısın görüşe? Red kararı doğru. Yani ben çok öyle Katarsis'in performansını etkileyecek bir hamle göremedim açık konuşmak gerekirse. Yani her iki ekürü de bu koşuda performans olarak Katarsis'ten daha iyi koştular. O yüzden 1-2 olmayı hak ettiler diye düşünüyorum. Ha evet yer değişikliği var. Var. Yer değişikliği sonunda gün cezası çıktı mı abi? Yok hayır sadece Cem Altun'a ihtarla 834 lira var. Evet yani. Işıl's Dream zaten. Ali Can İnce ile ilgili bir herhangi bir o zaten en dışarıdan gelip en dışarıdan geldi. Koşuya hakim olan ise evet yani ihtar 834'e de itiraz etmem. Gün cezası da biraz ağır olurdu bence. Hı hı. Ben doğru karar olarak görüyorum ama özellikle şuna dikkat çekeceğim. O Yeşiloba'da değişen yarış vardı ya abi 3.'yü 1.'yi yaptılar. Evet. O koşudan sonra en az 3 tane herkes koşuyu 3. olarak tamamlayan atın ilgilerinden 1 ve 2.'ye çekilen protestoları çok sık görmeye başladık. Evet evet. Bunun da sebebi Adana hakemleri maalesef. Makavi yarışıydı galiba değil mi? Kazanan Makavi. Makavi yarışı. Evet Makavi yarışı doğru abi.
Ömer? Tek bir eleştirim olacak. Cem Altun'a olacak. Beğendiğim bir kardeşimiz. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Önde giden tempo yarışlarında önde giden atlardaki performansını beğeniyorum. Çok sert binmiyor mu abi? Sert biniyor. İşte eleştirilerimi söyleyeceğim. Sert biniyor. Burada da sertlikten bir. İki, kafasının bir yerinde var. İnce ince operasyon. Ben bir Muhammed Mirbilgin gençliği görüyorum onda böyle ufaktan. Lafı ağzımdan aldın. Lafı ağzımdan aldın. Küçük Mir. Bak, küçük Mir diyecektim. Evet yani. Yani ufak ufak başlangıç böyle. Evresindeki evet, Mirbilgin. Evet, evet, ufak Mir ufak. Şimdi daha olgun mesela. Evet. Mirbilgin şu anda daha olgun. Daha da iyi olacak mesela. Mirbilgin'i ben bir çizgiyi aşarsa farklı bir yere koyacağım. Çok beğeniyorum. Artık çok yapmıyor biliyor musun? Eskisi kadar yapmıyor. Evet. Bir de çok güçlü gerçekten. Çok güçlü. Doğru, tabii. Mirbilgin. Kol kuvveti iyi. Mesela Cem, Mirbilgin'in çıktı. Küçük Mir. Ama yapmasın. Bak örnek alabileceğin abin Mirbilgin bunları yapmıyor. Ya da arkadaşın. Yaş farkı yok aralarında. Bunları yapmıyor artık. Ve yapmadan da kazanıyor. Sen de yapma. Ve özellikle tempo atlarındaki performansını genel olarak beğeniyorum. Sertliği azaltıp kafasının kenarındaki ben şu inceyi yapayım da garanti olsun da bir kenara bırakırsa Cem Altun iyi bir önce iyi bir apranti sonra iyi bir jockey olacak. Ya özellikle pardon abi kusura bakma. Genç jenerasyon aprantilerin bazı aprantiler var Cem Altun da bunlardan birisi. Çok sert biniyorlar var Barbaros abi. Yani taylara da aynı şiddette kamçı kullanıyorlar. Yaşça atlara büyük da. Atlara da aynı şiddette kamçı kullanıyorlar. Özellikle bunlara dikkat etmek bir lazım. Çünkü taylardan çok şey götürüyor. Bir de geri dönüşleri şey oluyor, kötü olur. Bu özellikle bir trendti. Için. Hışman'ı, Özcan'ı, Ayhan'ı. Ama bu bir trendti. Oraları şimdiki yani. Trend bu değil. Şimdiki trend Vedat. Evet tabii ki. Ayaz Karataş. Yumuşak Gökhan biniş. Kocakaya. Akın Sözel. Ayhan'ın şimdiki binişi. Evet. Yani tamamen soft ihtiyacı kadar yeteri ölçüde. Evet. Ayhan mesela inanılmaz formda ve eksileri vardı. Koşu içerisinde evet. O eksilerin hepsi kapandı. Tabii, yer tutuşlarıyla ilgili özellikle. Evet. Şimdi bakıyoruz o gördüğümüz sezon başındaki morallendi de o vujud dili tabii, ve yer tutuşları çok değişti. Ayhan İstanbul menajeri değişmiş. Ben daha yeni öğrendim tabii, hafta oldu, içi. Epey oldu. Valla hafta içi öğrendim 11 daha. 11 oldu. Evet bayağı olmuş. Serhat'la anlaştılar. Peki, Serhat Coşkun'la anlaştı. Serhat da işte Süleyman abiyle oturuyorduk geldi sağ olsun dedi ki ya böyle bir şey var. Süleyman da şey neyi düşünüyorsun? Serhat, Ayhan Kurşun ve sen. Evet. Çok iyi. Evet. Hiç dedi düşünecek bir şey yok. Ayhan'ın böyle bir niyeti varsa hemen gidiyorsun ne zaman başlıyorum diye soruyorsun dedi. Evet. O gün başladılar. Ben de hafta içi podroma gittiğimde gördüm evet, Serhat evet. Abi'yi. Söyledi böyle böyle başladık diye. Sevindim ben de. Hayırlı olsun. Serhat Coşkun da iyi bir menajerdi. Hışmanı hışman yapan adamdır tabii, yani. Hafta içi sahadaydım. Birinin eli cebinde bir şeyler sayıyor. Ben dedim para makineleri falan var. Daha rahat sayılabilir dedim. Burak Spayler mi Oktay Oçak mı? Oktay'mış. Şey var. Para sayan bir yollar var abi. Şöyle bir şeyler yapıyor. Dedim Oktay'ın tiki de yok ama ne, meğer para sayıyormuş. Dersem inanma tabii. Sadece tabii karşılaştık, yani. Oturduk, sohbet ettik birazcık. Evet, güzel zaman geçirdik Barbaros abiyle her zamanki gibi. Keyifliydi. Evet. Enver'in olmaması tabii keyfini artmasına neden oluyor diyelim. Ve hemen... Orada olmamak da keyifliydi diyeyim ben. Bence de. Karşılıklı atışma güzel oluyor. Evet, güzel. Şimdi son zamanlarda gördüğüm en güzel, en etkili sprintti Sakal Aydın'ın kazandığı koşu. Gerçekten 1200 metrelik bir koşu. Müthişti. Söyle ben de söyle. Sakal Aydın'ın kazandığı yarış deyince egregious rak için dedim ne diyor Barbaros abi. Aydın abi. Programı sıkı takip edelim. Evet, evet. Bu içeriğiyle ilgili Sakal Aydın'ın kazandığı koşuyu görelim. Yarış severi adeta ipten aldı. Evet kesinlikle. Sakal Aydın. Ya son 200'de İngiliz kaçtı içine. Ya kesin. Evet. Şöyle son 200'de durdurduğumuz an zaten koşuyu kim kazandı? İmkansız söyleyemez hiç kimse. Baş Aydın mı Sakal Aydın mı? Aynen. Baş Aydın. Sakal Aydın için. Baş Aydın da koşunun en kolay giden ismiydi. Evet. Karasu ve Singapur mücadelesi. Koşuda da birazcık değil bayağı bir süratin olması. Ben daha da sürat bekliyordum. Evet. Karasu müsaade etti Singapur'a. Etti. 1.18.98 ile bitti ki Singapur'un liderliği devam ediyor. Hemen arkasında. Ben de şeyden çok iyi bir yarış bekliyordum. Şanverdi'den çok iyi bir yarış bekliyordum. Ben erken öne geldiğini çok düşünüyorum aynen. Abi. Yani çok erken bitirdi. Kurşunları erken bitirdi bence öyle. Hamidi. Ki çok kısa sprint olan bir. Evet aynen öyle. Ki sonlarda etkili gelebilen bir burada isim. Burada Mehmet Kaya daha da zora soktu şeyi ya. Evet. Sakal Aydın. Gökhan'a değil mi? Evet. Köy Ağası oraya demiş. Hapsetti. Şimdi burada çıkacak yer yok. Şu an durdursanız videoyu. Mümkün değil. Sakal Aydın geldi der misiniz? Bir de burada cevap vermiyor. Bak Mehmet'e bak.
Evet, hala çıkartmıyor. Hala Gökhan toparlamaya çalışıyor. Evet. İçeri yatıyor, kamp şeyi düzeltti. Yani şuradan gelmesi gerçekten çok enteresan ya. Mucizevi bir ayak değiştirdi, ya. Adeta uçtu at. Ya bir anda 7 atı birden geçiyorsunuz. Vay. Evet. Müthiş bir sprint. Hala yok. Yani kazanabilecek durumu vay, yok. Vay, vay, müthiş vay, bir sprintti gerçekten. Jockey'i nasıl keyiflendirir biliyor musun? Ya herhalde. Evet. Keyiflendirir de bir yandan daha gitti yarıştan. Nasıl keyiflendirir biliyor musun abi? Var. Kalp, tansiyon ve şeker hastalığı. Hayır, bu bence karmaşık duygular yaşatırdı. Seyretmemeli yani. Aynen. Ama ya finali çok keyifli kendi adına tabii. Yarışı evet. Bizim usta spikerlerden biri anlattı o gün. Ya Taner abi ya Kaan abi, ikisinden biri anlattı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hani o da inanamadı. Müthiş ya. Evet. Bir anda sakalaydın. Ya, müthiş bir yarış. Haftanın yarışlarından biri hiçbir. Ya böyle bir net. Sprint ya kolay kolay göreceğimiz bir sprint sakalaydın değil. Sakalaydın da bu sene çok istenilen yarışları yapamıyordu. Evet. Bu yarışına kadar. Eski yıllardaki hani o geçen seneki performansını hatırlatan bir sprint müthiş. Attı. Hatta itiraf edeyim. Diyorum ya bu atın birinci altılık yani AGF'sinde de bayağı 43 falandır herhalde. Yok o kadar değildi abi. 25'lerde falandı. Öyle mi? Doğru değil ama ağır değil. Evet evet. Diyorum 25'lerde falandı. 25-24. Nasıl insanlar bunu AGF yapar diyorum. Yarışlar evet. Kötü falan. Hani nasıl favori olur falan diyorum. Hatta yarış izlerken 300'lerde şey dedim. Barbaros'u. Mehmet de kapattı favori gitti dedim. 5. koşuyu şifayla anlatacağım. 6. koşuyu verelim ben bu koşudan sonra lütfen. Evet Ömer pardon. O kadar abi. Söyleyeceklerim o kadar. Gerçekten çok keyifli bir koşuydu. Müthiş koştu ama Sakalaydın. Yani sıra dışı bir sprint izledik. Evet. Peki. Hemen bir sonraki görüntüleri anlatalım. 5 Ekim Çarşamba günü Levano koşusu vardı ki Vural Çakım ekürüsüne ait müthiş bir safkandı. Evet. Final Duty Mehmet Keskin'le kazandı. Bu koşuda da Rosso'nun kardeşi Subutay'ın, Romano'nun, Çakal'ın oğlunun ve Alberto'nun evet. Çok önemli isimler vardı. İyi ki atlataylar vardı bu koşuda aynen. Doğru. Final Duty, Mehmet Keskin'i kutlayalım gerçekten. Direne direne. Direne direne İstanbul performansı evet. Çok etkili bir yarış çıkardı. AGF tablosuna bir sabah saatlerinde baktım. Yanılmıyorsam 9'du. Şimdi ben şart bir koşularda alıyorum. Bursa ve Ankara'dan kim geliyor onlara bakıyorum. Şart bir koşularda hiçbir yere aramana gerek yok. Oktay'ı ara. Çok yoğun toplantılarım vardı. Toplantıda yazışı okuyorum. Sen yine Oktay'ı ara. Estağfurullah. O zaman Bursa, Ankara... Var %9. Baktım Mehmet Keskin biniyor. Dedim ki Oktay bir arasam bu tayla ilgili bir bilgi alırım dedim. Sonra gerçekten çok yoğun bir döneme geldi. Sonra aramadı. Aramadım. Evet. Sonra yarışa yakın bir açtım. %14'lerde ooo dedim bu herhalde duyulmuş bir at. Yani yayılan bir at ki 9'dan 14'e çok radikal bir sıçrayış şart bir de. Evet. Sonra yarışı seyrettim. Allah var hiçbir şey oynamadım. Yarışı seyrettim. Yarış bitti. Bir baktım neredeyse AGF olmuş at zaten. Evet. 17'li ikinci at kapattı. 9'u gördüm. Evet. Sabah 5. attı. Hatta şöyle söyleyeyim birinci altılı ganyanda. 11, ikinci de 17 kapattı. Tamam. O evet. Arada dedim evet. Demek ki sosyal medya yıkılıyor. Evet. Oktay dedim kimi arasa bunu söylüyor herhalde. Vallahi öyle yaptım. Hem hipodromda ya o gün sahaya gitmiştim. Barbaros abiyle karşılaştığımız günden bahsediyoruz işte. Yani... Gören soruyor, direkt tamam. Final Duty diyorum. Ettim. Karşılıklı bir fikir alışverişi yaptık. Ben ona Craft'ı gör dedim. Evet. O da bana kazanan Final Duty dedi. Hatta dördüncü size paslat arttırıcı örnekler veriyorsunuz abi. Sizinkiler ikinci oluyor, üçüncü Craft'ı oluyor. Gördüm. Kazanan olmuyor. Mehmet... Dördüncü ayakta da özü doğru dedim. Belki dördüncü olur dedi. Ama onun için abba. Neden onu söyledim? Onu niye söyledim biliyor musun? Arkadaşın çok havalı konuşunca dur dedim. Böyle havasını alalım. Özgür Sören'den bahsediyor. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O da hipodromdaydı. Havasını selam alayım olsun buradan. Peki. Zordur onun havasını almak. Yok aldım ben. Aldım ve gittim. Evet. Peki. Sonra ilk bölümün son görüntülerini ekrana verelim. Asi Ateş, Mahsun Demirbaş'la koşuyu kazandı ki yarış hayatına bu koşuyla başlayan bir isimdi. Koşunun hikayesi şöyle. 5. olan Binatlı ilgilerinden 3. olan Efova'ya protesto çıktı ve reddedildi ama çok hipodromlarda çok sık görmediğimiz görüntülere sahne oldu bu protesto. Görelim arkadaşlar. Protesto vardı koşuda, reddoldu. Sıralama kesin 1.9.3.7.2 sıralama kesin. Protesto reddoldu 1.34.35 derece. 1 numaralı Asi Ateş ilk koşusunda kazanan safkan oldu. Baktım.
Mesela İstanbul yarışı Kocaeli'nde bir kere koşmuş. Genellikle o koşularında herhangi bir yaramazlığı yok. Bursa pistine... Ama hep bariyere yatan bir at. Evet, içeriye yani yatıyor. Yarışın başından beri bariyere sıfır giden bir at. O Kocaeli şeyde de öyle. Kocaeli yarışında da tabii. İstanbul'da da öyle. İç kulvar ve liderliği alan bir isim. Aynen öyle abi. Doğru. Bursa pistine ilk defa çıktı. Eren Kadirler'le ilk kez buluştu. Evet. Dışarıdan bir hamlesi oldu Eren'in. O içeriye doğru yatınca tüm çabasına rağmen toparlayamadı ve bariyerleri kırdı maalesef. Bunun neticesinde de Mali Komiserler Kurulu'nun raporu, EFEOVA Eren Kadirler koşuda atına hakim olamayarak yarış güvenliğini tehlikeye sokmuştur diyor. Ve 7 gün içerisinde savunma alıyor. Hızlı bir şekilde bu koşunun değerlendirmesini yapalım. Ondan sonra ikinci bölüme geçelim. Geniş geniş analizlerimizi yapalım ikinci bölümde Oktay. Vallahi yani Bursa komiserleri bir çığır açtı diyebiliriz herhalde. Yani şu görüntüyü gördükten sonra %100 değişir dedim ben. Ya tabii ama şöyle de bir durum var. Jokey'den kaynaklanan öyle art niyetli bir durum söz konusu asla değil. Attan kaynaklandığını düşünerek belki de. Tay kaçıyor evet ama yani. Ama şöyle tay etkilendi. Tabii ki yani diğer tay etkileniyor. Bari şekilde tabii. Darbe var, temas var. Kazanan da etkilendi. Evet evet. Asi Ateş de etkileniyor. Etkileniyor. Ki yarış hayatında ilk koşusu onun. Evet. Hani böyle bir şeyden etkilenip gelip kazanıyor. Böyle yarış yapması çok kıymetli bence. Aynen. Yani aprensine de ufak bir eleştirim var. Hani Tay hiç sağlıklı gitmiyor yarış içerisinde ama bu hareketleri yaptıktan sonra hala kamçı kullanıyor. Kim evet. bindi? Eren Kadirler. Yani son zamanda biraz kazanınca. Ben anlamsız buldum çünkü Tay kızmış zaten. Yani sağa sola agresif hareketler bariyere yapıyor. Bariyere de vuracaktı. Evet. Vurdu yani, hatta. Vurdu, ya, kırdı bariyeri tamam, zaten. Kamçıyı kullandığı yer doğru. Evet. İçten kullanıyor, soldan kullanıyor ama. Ama düzlükte dönerken sağdan bir hamlesi oldu. Evet ondan evet. Sonra zaten ondan gitti sonra zaten. Gitti zaten. İçeri gitti. İşte bu da nedir? Bindiği Tay'ı seyretmemiş Eren Kadirler. Evet. Yani bilgisi yok Tay'la ilgili. Padok'ta da muhtemelen bir şey söylemedi ilgilileri. İşte yani dersinize iyi çalışacaksınız evet. Barbaros abi. Ben bile yani bir yorumcu olarak, tahminci olarak... Ya bu atın sürekli içe yattığını, hani bir sıkıntısının olduğunu, soldan dönüşlü pistlerde bariyere yatıp liderliği alıp o şekilde giden bir at olduğunu biliyorum. Asla sağdan kamçı sevmeyen bir ben at olduğunu biliyorum. Ben son 3 kursunu özellikle izledim. Böyle bir hamlesi var mı diye. Böyle bir hamlesi yok ama dediğin tespitin çok doğru. Hep iç kulvarı tutmuş, bariyer dibini tabii tutmuş. Tabii tabii ondan dolayı yapmıyor zaten aynen, bu hamleyi. Aynen. Ama Eren bu şekilde gidip sağdan kamçıyı da kullanınca at bir anda kendini içeri attı. Evet. Ve gün cezası alması çok normal tabii ki. Kaldı ki ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben koşuyu değiştirirdim. Ben değiştirirdim. Değiştirmiyorsam da değişmiş gibi ceza verirdim. Evet. 10 gün verirdim Eren Kadirlere. Oktay teşekkürler. Evvel kısa bir yorum bağlayalım. Değiştirirdim. Eren Kadirlere ceza vermeyebilirdim ben. Attan kaynaklandığı iş. Peki. Onlar tam tersini yapmış. Onlar tam tersini yaptı. Yani %100 ters şu an. Ayna görüntüsü şu an. Evet. Ayna görüntüsü. Aynen bence öyle. Burada %100 at yapıyor. Evet tabii. Çocuk zaten sınırlı tecrübesiyle atın üzerinde durmayı başarıyor bence. Ama at burada Eren'i eleştireceğimiz tek şeyi Oktay söyledi. Atı tanımıyor. Çalıştım. Büyük hata. Hiç. Bunun için gün cezası verir misin? Ben vermeyebilirim böyle bir yarıştan sonra. Ben ihtar veririm. Oğlum çalış. Ama koşunun sonra değişmesi gerekir. Ama abi koşu değişmeli. Kaynaklanıyor ama rakibi zarar gördü. Ama bizim hakemlerde şey var. Öyle bir madde yok. Yarış değiştirdin mi jokeye mecbur ceza vereceksin diyor. Yarışı tabii değiştirmedin be hocam. Evet. Hani sen zaten onu da yapmadın. Ben diyorum şimdi ki değiştir. Şimdi ceza vereceksin yarışı değiştirmedin. Evet değiştir çocuğa ceza verme. Peki alalım bu görüntüleri de. Teşekkürler sevgili Barbaros. İlk bölümün bağlayacağız arkadaşlar. Var mı ilaveler? Yok abi teşekkür ederiz. Ağzınıza peki sağlık. Sizin de. Arkadaşlarımızla haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.